Sanatta ışık ve gölge 1600'lerden itibaren resmin ana teması olmaya başlamıştı. O günden itibaren de sanatın olmazsa olmaz temel noktalarından biri haline geldi. Tenebrizm adı verilen bu yöntem sayesinde tarih boyunca pek çok ustanın ışığa yaklaşımı farklı olmuştur. Ve genellikle ışığı anlatmanın en kolay ve kesin yolu kapalı bir mekan içerisinde onu görselleştirmektir. Fakat bir sanatçı koca şehirleri aydınlatan ışığın peşine düştü. Sokakları saran kandil ve mum görüntüleri daha önce görülmemiş resimlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktı. Döneminde insanlar eğlence peşindeyken o karanlığın ardına gizlenmiş silüetleri merkeze almayı tercih edecekti. 1800'ler Avrupa'sında neler olduğuna bir göz atarken hem ışığın hem de o dönemlerin popüler konularının izlerini sürerek Petrus van Schandl'ın eserlerinin ilginç doğasının izlerini süreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Sisli ve kapalı bir gece yarısı, karanlığı aydınlatan dolunay bir binanın ardına saklanmış. Önde yaşlı bir pazarcı kadın, sebzelerin ortasına bir kandil yakmış. Genç bir kadın, elinde alışveriş sepetiyle uzanıp, muhtemelen bir pırasanın sapından tutuyor. Yanındaki kızı, belki de kardeşidir. Gidelim artık der gibi bir hali var. Bir arkadaki sahnede, surun üzerine dizdiği mallarını satan bir kadının, karanlıkta fark edilmek için, belki de ürünlerinin lezzetini anlatan bir şeyler söylüyor. Şehirde tatlı bir hareketlilik var. Pazar yerinin tam ortasında bir heykel, dolunay ışığı ile silüetini ve görkemini gözler önüne sermektedir. Resimdeki aydınlık ve koyu kontrast tonlar, olağanüstü bir derinlik etkisi vermektedir. Peki bu sanatçının bu sıra dışı eserinin ortaya çıkmasında nasıl bir yaratıcı güç bulunmuş olabilir? Petrus van Schandl, çiftçi bir ailenin 21 Nisan 1806 yılında Hollanda'nın Ter Aiden şehrinde dünyaya gelen çocuğuydu. Schandl henüz küçüklüğünde ailesinin çiftliğinde onlara yardımcı olarak büyüdü. Ailesi fark etmişti ki genç Schandl resim konusunda oldukça ilgili ve yetenekliydi. O dönemlerde manzara resimleriyle ünlenen Baron Cornelius Kokek'in yanına çırak olarak verildi ve özellikle atmosfer ve doğanın ilişkisi üzerine sıra dışı resimler yapan bu ustadan işin mantığını kavradı. Ardından Anvers'te Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim süreci başladı. Sonrasında tarihi konuları ele alan resimleriyle ünlenmiş Matthäus Ignatius van Brie ile çalışan sanatçı, çizgisel perspektif adı verilen özellikle şehir görüntüsü oluştururken arka planda derinlik hissi verilmesini sağlayan yöntemde ustalık kazanmıştır. Ayrıca Ignatius sayesinde drape adı verilen dökümlü kumaş kıyafetleri resmetme tekniklerini de kavrayacaktı. Tüm bu süreç bir araya gelerek yenilikçi bir resim anlayışı oluşturacaktır. O dönemlerde bütün genç yeteneklerin hedefi Amsterdam'dı. Schandl ustasından öğrendiklerini bir sonraki seviyeye taşımak ve sanatında kendini bulmak için çok vakit kaybetmeden yollara düştü. Yüzyıllardır tüm şehir mum ve kandillerle aydınlatılıyordu. Bu durum Schandl'ın ilgisini çekti. Mum ışığının yansıttığı sıcak renkler soğuk bir coğrafyanın da içini ısıtıyor gibiydi. Bu bağlamda resimlerinde kullandığı figür ve kompozisyonların yanı sıra tek başına ışık da önemli bir parça haline gelmeye başlamıştır. Kandil ve mum ışığı altında gece yarısı pazar yeri sahneleri daha önce görülmemiş eserlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Işık uzun yıllardır resimlerin ana öğesi konumuna gelmişti. Fakat onun yaklaşım farkını anlamak için daha önce neler yapıldığına bir göz atalım. Sanat tarihinde ışık aslında Tanrı ile başlamaktadır. Söz gelimi gerçekçi yaklaşımın ilk adımlarını atan Rönesans eserlerinde dikkat ederseniz figürlerin üzerine ışık farklı noktalardan gelmektedir. Eğer resimde İsa varsa ışığın merkezi çoğu zaman İsa ya da gökten doğrudan figürlerin üzerine düşen bir ışık anlayışı bulunmaktaydı. Bu durum ilahi bir gücün de simgesel anlatımı olduğundan tanrısal ışık olarak nitelendirilmektedir. Fakat Caravaggio ışığı Tanrı'dan alıp bir mum ya da kandilin içine hapsetmektedir. Daha önce iki bölüm halinde hayatını ele aldığımız Caravaggio, barok adı verilen çok yeni bir sanat anlayışının ilk öncülerindendir. Caravaggio, kapalı mekanlarda ışığı tek bir noktadan yansıtarak figürlerine dramatik bir hava katmasıyla ünlenmişti. Tarihe tenebrizm sanat tekniği olarak geçecek bu anlayış,
İtalyanca tenebroso kelimesinden türetilmiştir. Dramatik aydınlatma olarak bilinen bu yöntemde şiddetli ışık ve karanlık kontrastların olduğu ve karanlığın görüntünün baskın bir özelliği haline geldiği bir resim stilidir. Arka planda neler olduğunu bilemediğimiz ve eserde merkeze alınan mekanın karanlığın içerisine gizlendiği ilginç bir sanat anlayışıdır. Kiliseler ve papalıkla başını sıkça belaya sokan ve sürgün hayat yaşamak zorunda olan Caravaggio'nun tenebrist ve tek noktalı ışık perspektifi kendisinden sonraki tüm sanat tarihini de etkilemeyi başarmıştır. Onun resimlerinde ışık aynı zamanda bir ızdırap noktasıdır. Örneğin bu eserde İsa'nın Romalı askerlerce yakalanışında devriye gezen askerlerin üzerine tuttuğu ışık adeta yakalanışın bir simgesidir. Hollanda'da Rembrandt, İspanya'da Diego Velázquez gibi ustalar bu yeni yaklaşıma kendi yorumlarını katacaklardır. Bir başka İspanyol usta Francisco Goya, aydınlanma hareketinin getirdiği bir karanlık olan ölüm mangasının ayaklarının dibine koyduğu ışık ile aynı ızdıraba işaret edecektir. 3 Mayıs Katliamı adlı bu eser, İspanya İç Savaşı sırasında ikiye bölünen halkın yaşadıklarını anlatmaktadır. Gelenekselcilerle aydınlanmacılar arasında patlak veren bu çatışmaya, sonradan dahil olan Fransız ordusunun halkı zorla aydın yapmaya çabalaması ustaca hicvedilmiştir. Bu sanatçıların da yaşam öykülerini kanalda bulabilirsiniz. Fakat Caravaggio'dan 200 yıl sonra hayata gelecek olan Petrus van Schendel'in ışığı ızdırap yüklü değildir. Onun eserlerinde ışık, eserlerin dramatik etkisini de arttırdığı kadar resmin ambiyansını da doğrudan etkilemektedir. Herhangi bir eserine baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şey, figürlerden ve resmin konusundan ziyade parıl parıl parıldayan mum ve kandilin titrek ışığıdır. Sanatçının en meşhur yapıtlarından olan Mehtaplı Büyük Pazar Yeri, Hollanda'nın Laye kentinde bulunan büyük pazar yerini gözler önüne sermektedir. Ürünlerini satan genç bir kadın doğrudan izleyicinin gözlerine bakar. Omuzlarında taşıdığı ağır yüke rağmen poz vermekten de geri durmamaktadır. Hemen tezgahın kenarındaki mumdan gelen ışık yüzüne ilginç bir ifade katmaktadır. Şehrin tüm görkemi arkaya doğru uzanarak devam etmektedir. Basık gökyüzü ve belirgin ışık oyunları ile daha çok romantizm akımına uygun bir resim anlayışı vardır. Romantizm sanatında ana unsur doğaydı. İnsanların doğa ile ilişkisi sorgulanarak tabiatın büyüklüğü karşısındaki çaresizlikleri merkeze alınmaktaydı. Öte yandan aydınlanma hareketi ve İngiliz sanayi devrimi geleneksel hayat biçiminde insanlara yeni bir yaşam biçimi vaat ediyordu. Dogmatik fikirler bir kenara bırakılarak yenilikçi ve akılcı bir anlayış insanları adım adım modernizme hazırlıyordu. Bu durum kırsal bölgelerde yaşayanların büyük kentlere göçlerini de arttırmıştı. Makinelerin puslu ve paslı doğası kimi sanatçılarda eski ve yeninin bir mücadelesi olarak ele alınırken, kimi sanatçılar için özgürlük arzusu, kimi sanatçılar için trajedi, kimi sanatçılar içinse korkunun bir anlatısıydı. Doğa kadar duygular da ön plandaydı. İşte bu romantik bir yaklaşımdır. Fakat Schendel bu durumdan farklı olarak şehirlere sıkışmış insanların gündelik hallerini merkeze almaktadır. Adeta bir lamba gibi parlak dolunayın ışığı hep yüksek binalara takılmakta ve aydınlığı şehre yetişememektedir. Ayrıca eserlerinin büyük bir kısmı ticaret ve alışveriş ile ilgiliydi. Doğal ışık kaynağı yerine insanlar yapay ışık hüzmeleriyle kendi varlıklarını karanlıkta göstermeye çalışmaktadırlar. Mum ve kandil insanların ben buradayım demelerinin yegane yoludur. 1600'lerin Hollanda'sında ticaretle zenginleşen insanlara sürekli olarak nereden geldiğini unutma ve Tanrı'yı gücendirme anlayışı vardır. Dikkat ederseniz oldukça pahalı kürkler ve mücevherlerle bezenmiş portrelerini yaptıran insanların yüzlerinde yapay bir alçak gönüllülük vardır. Her şeye rağmen yaratıcıya bir şükran sunulmaktadır. Burjuva ve zenginler sınıfının hızlıca yükselişe geçmesi, uzunca yıllar sanatta ticaret ve zenginliğe dair anlatıların da çeşitlenmesini sağlayacaktır. Pazar alışverişinden dönen bu genç kız alıp verdiğinin hesabını tutmaktadır. Muhtemelen evdeki hesap çarşıya uymadığından yolunda gitmeyen bir şeyler olmuş olmalı. Kolundaki sepet dolup taşmamış. Fakat bu genç kadının elindekiler avucundakiler çoktan tükenmiş gibidir. Bir başka eserde ise yine genç bir kadının figürü karşımızdadır. Fakat diğer kadının aksine gözleri çok daha keskin ve serttir. Kazlardan birini muhtemelen yeni satmış gibidir. Fakat parasını sayarken gözleri bir şeye takılmış. Sayma işlemi henüz bitmemesine karşın dikkatini çeken bir başka durum
tüm ilgi odağını değiştirmiş. Schendel'ın meşhur bir başka eserinde gaz lambasının yanında aşk mektubu okuyan genç bir kadın ve aynada kendisine bakan bir başka kadın konu alınmaktadır. Eserde beyaz ve pembe kıyafetleri içerisinde genç kadın heyecanla sevdiceğinden gelen bir mektubu okuduğu an resmedilmiştir. Muhtemelen okudukları onu memnun etmiş olacak ki yüzünde bir gülümseme belirmiştir. Kolunu yasladığı masanın üzerindeki gaz lambası kadının yüzünü aydınlatmakta, kıyafetinin dantel detaylarını belirgin hale getirmektedir. Fakat arkadaki figürde farklı bir durum söz konusudur. Acaba aynadaki yansımasına bakarak düşüncelere dalmış bu genç kadın kendisine gelmeyen bir mektubun sebebini sorguluyor olabilir mi? Gaz lambasının dibinde olmasına karşın aşkın ateşi onun yüzünü pek de aydınlatmıyor gibidir. Sakince şanslı kadın mektubunu dinlemekle yetinmektedir. Katlanmayı bekleyen çamaşırlar bir süre daha orada bekleyebilir. Sanatçının bir anda pazar yerlerinden aşk mektuplarına yönelmesinin bir nedeni vardı. Sanat tarihinde romantik dönem olarak adlandırılan 1800'lü yıllar, aynı zamanda 64 yıl boyunca iktidarda kalacak Kraliçe Victoria ile de anılmaktadır. Sanayi devrimiyle hızlıca Avrupa'yı saran yenilik arayışları, toplumların yapısını da hızlıca değişime uğratmaktaydı. Özellikle soylu aileler ve zenginler arasında saygıdeğer bir birey olma kaygısı, toplumsal ve bireysel değerlerin de değişimine neden olmuştu. Söz gelimi, sevgisiz evlilikler yüceltiliyor, bir kadının peşinde ne kadar çok erkek koşuyorsa evlenme dönemindeki kadına o kadar değer biçiliyordu. Ancak ahlaki sorumluluklar da Demokles'in kılıcı gibi başlarına bekliyordu. Öte yandan toplum kadar sanatla bir karmaşa içerisindeydi. Kimi sanatçılar sanayileşme ve yeni toplum düzenini büyük bir sevinçle karşılıyor, eserlerinde yeni nesil zenginlerin görkemli balo ve eğlence anlayışlarını yansıtan eserler üretiyorlardı. Devir, steam makinelerinin devriydi. Bu sıra dışı yüzyılın ortalarında yeni zenginler için geçmişin karanlık hayaletlerini bir kenara bırakma, abartı ve gösterişin sınırlarını zorlama vaktiydi. En nihayetinde zengin ve soylu ailelerin çocuklarıydılar ve bu yaşam biçimi onlara doğuştan tanınmış bir haktı. Bazı sanatçılar bu durumu vurgulayan eserler üretirken, bazıları ise yeni dünya düzeninin yarattığı sonuçlara ve toplumlara olan etkisini sorgulamaya davet ediyordu. Petrus van Schendel ise bu ikinci gruba ait üretimlerden yanaydı. Dikkat ederseniz, o dönemin eğlence ve şatafatından ziyade geçmişin ağırbaşlı ve sakin gündelik yaşamı merkeze alınmaktadır. Aynı durum aşklar için de geçerlidir. Bu süreci daha iyi anlamak için aynı dönemde yaşamış bir başka ustanın ilginç bir eserine göz atalım. İngiliz doğumlu Charles Highwood, Gergin Rakipler adlı eserinde bizleri ilginç bir ana davet etmektedir. Merkezdeki evlilik adayı genç kadın, elindeki iğne iplik ile nakış dikerken muhtemelen kendisine talip iki adam hakkında düşüncelere dalmış. Kadının kıyafeti, evin dekorasyonu zengin bir aileden geldiğini bize gösterirken, arkada duvarda asılı askeri üniformalı yağlı boya tablo bir subay kızı olduğuna işaret etmektedir. Şöminenin yukarısındaki çini vazolar ve zarif bir saat kadının zenginliği hakkında ipuçları vermektedir. Muhtemelen kediyi seven sağdaki adam daha önce eve gelmiş. Genç kadına dair gelecek planlarından bahsederken davetsiz bir misafir ansızın çıka gelerek gencin planlarını alt üst etmişe benziyor. Üstelik gelirken yanında bir mektup getirmiş. Fakat açıp okunmaya pek vakit olmadığından bir kenara bırakılmış. Soldaki genç adam sahneye sonradan dahil olmuş olacak ki eldiveni ve şapkasını koyacak zamanı dahi bulamamış. İki erkek figürünün duruş pozisyonları ve ifade biçimleri, psikolojileri ve iç dünyalarına dair epey şey söylemektedir. Soldaki kendinden daha emin bir şekilde arkasına yaslanmış. Bacak bacak üstüne atarak üstünlüğü ele almışa benziyor. Sağdaki daha melankolik ve düşüncelidir. Başını eline yaslayarak düşüncelere dalıp gitmiş. Kadını kaybedeceğinin farkında gibi. Merkezdeki genç kadın ise her ne kadar dikişle uğraşıyormuş gibi görünse de aklında başka şeylerin geçtiği aşikar. Sakince olan biteni izlerken yüzünde donuk bir ifade hakim. Şöminedeki ateş yavaş yavaş sönmeye de yüz tutmuş. Bu genç kadının artık bir karar vermesi gerek. Ve çanlar mavi kıyafetli genç adam için çoktan çalmaya başlamış. Schendel'ın aşklarında ise ateş halen diri ve çok daha kararlıdır. Eserlerinde dönemin popüler bu tarz konuları yerine daha gelenekselci bir yaklaşım sergilediğini görebiliriz. Örneğin bu eserinde genç kız sevdiceği için süslenirken yüzünde heyecan ve mutluluk gözlemlenebilmektedir. Bir başka eserinde de aynı duygular merkezdedir.
Öte yandan Chandel daha önce 3 evlilik yapmış ve ilk iki eşi yaşama veda etmişti. Belki de aşkın geleneksel saf gücüne inanmasının ve resimlerinde de bu anlayışta ele almasının nedenlerinden biri budur. 28 Aralık 1870'te henüz 66 yaşında yaşama veda ederken ardında pek çok ödül ve dünyanın pek çok noktasındaki müzede kendisine yer bulan başarılı bir kariyer bırakmıştır. Sanat tarihinde kendisinden pek bahsedilmese de onun eserlerine bakanların zihninde yer edinmeyi de başarmaktadır. İnsan düşünmeden edemiyor. Eğer Chandel bir süre daha yaşayıp dünyayı yapay bir aydınlanma ile deneyimleyebilseydi kim bilir nasıl eserler üretirdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Renklerle ve sanatla kalın.